Çam herkese merhaba. Evet arkadaşlar mekana hoş geldiniz. Vakfu ile tekrar karşınızdayız. Ee, biraz rehber kıvamında bir şeyler yapayım dedim. İnşallah becerebilirim. Sürçülisan edersem affola. Ee, Vakfu bir MMO RPG. Flash tabanlı Fransızların yaptığı. E, bayağı da Fransa'da ünlü bir oyun. Ee, Oyun, rol yapma oyunu. Ee, hani bu şekilde kullanan çok, oynayan çok insan var. Ee, benim ilgimi nereden çekti? Crafting sistemi birazcık hoşuma gitti. Yapılan şeyler şurada gösterebilirim. Şu şekilde. Burada bir crafting sistem var. Bayağı bir meslek var. Gördüğünüz gibi. Ve güzel şekilde ilerliyor. Ee, oyunu ben biraz oynadım. En azından başlangıç kısmını oradan bakabilirsiniz. Onun dışında Dediğim gibi bir rehber hazırlayayım dedim ya yani olabildiğince bir birkaç tane böyle şey çekeceğim Neyi nedir necidir onları anlatmaya çalışacağım biliyorsunuz şeyde neydi onun adı bir astral boyutta başladık oyuna Ondan sonra astrup denen bölgeye geldik Burası tarafsız bir bölge e, bu dünyada dört tane ulus var. 4 ulus savaş e, içinde. Ara sıra şey de olabiliyor. Birazcık Night Online o yönden benziyor. Niye? Dört tane ulusun birer başkanı var. Bunlar barış imzalayabiliyorlar aralarında. Savaş açabiliyorlar. E, birbiriyle kapışıyorlar ya da kapışmıyorlar. Bu şekilde dönen bir olay var. Bunlar ne? Bonta, Amakna, Sfokia ve Brakmar bunlar birbiriyle e, genellikle savaş halinde. Onun dışında etrafta ufak tefek adalar madalar falan var gördüğünüz gibi. E, oralarla da alakalı konuşuruz daha sonra. Esas önemli olan şu anda Astrup. İlk başladığınız oyuna tutorial'ı geçtiniz. Bizim şurada para göz bir tane şeyimiz var. E, rule değil pardon. Peppy Paul. Onun evine lak diye düşüyorsunuz. Oradan bazı görevler silsilesi başlıyor. Onu takip ediyorsunuz. Orada level alırsınız. O ayrı mesele. mesele. Peki ben ee, daha hızlı nasıl level alırım? Arkadaşınız varsa sizi kasar. Yoksa arkadaşlar şurada kediler var. Kedilerle. Buranın aşağı tarafında bir tane lağım var. Lağımda larvalar var. Onlarla. Onun dışında şurada. Burası bakın 6-20 level. E, burada... Gobballar var. Koyunlar. Ee, şu tarafta Tofular var. Bunda 6-20. Bunlarla kasarsınız. Yavaş yavaş öldür de Tek adam bula bula. Her karakterin farklı özellikleri var. Onlarla kasarsınız. Görevlerden ya da e, yaratıkları öldürerek. Bakın 4 level Tekli, ikili yakalayarak şu kedileri <laughs> dövüp olayınıza devam edersiniz. Ufak tefek paralar kazanacaksınız. Bunları Harcarken dikkat edin. Çünkü para kazanmak o kadar kolay değil bu oyunda. Hani ya güzel bir eşya düşüreceksiniz. Ya da işte görev mürevi bir şeyler yaparken olayı devam ettireceksiniz. Ee, yapmanız gereken şey ne ilk başta bana göre? Yapmanız gereken şey ilk başta Bununla alakalı İlk başta size 30'luk bir çanta gelir. Bu herkeste var. Onun dışında aşağıda 5 tane slot boştur. Bu 5 tane slottan ilk 3'ü normal çanta konulabilir vaziyette. Başka bir şey konulabilir. Buraya konulamıyor bak. Buraya konulabiliyor mu acaba? Ötekinler ise mesleki çantaların konabildiği yerlerdir. Ya yani atıyorum bendeki mesela farmer box, çiftçilik şeyi 25 slotluk. İşte ben buraya doldurmuşum bir sürü şey. Ee, niye böyle diyorum? Düştüğünde bir şeyleri satabilmeniz için yapabilmeniz için o olması için bu olması için e haliyle birazcık e, Yeriniz olması lazım ben mesela o kadar kasma rağmen şu anda 8 slotluk e, Çantalar var elimde onları almanız biraz uzun sürecek 8 slotluk çanta 12. seviyeden sonra alabileceğiniz Ucuza en hani uygun çanta Pivi poç diye geçiyor pivi keseleri ee, onu da nasıl anlatayım. Ee, satın alma ve satış piyasası şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Geldiniz buraya bakın milletin burada keseleri var. Bunlar şey açmışlar. Stand açmışlar. Bunlardan bir şey alabiliyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. See the item on sale satıştaki eşyaları göl diyorsunuz. Buradan tıkladığınızda buradan size gösteriyor. İnsanlar genellikle buraya düşük seviyeli e, eşyaları koyabiliyorlar böyle. Bakıyorsunuz ihtiyacınız olan bir şey varsa alıyorsunuz. Bir sürü şey. Bakın mesela burada larva set koymuş set halinde. Bununla mesela bu giysilerin hepsi çıkıyor. Ha eder mi o para? Sağ tıkladığınızda görüyorsunuz zaten ne olduğunu. Genellikle kontrol edin. Hani bazen set almak kazıklanmanıza neden olur. Tamam bütün her şeyi bir anda alıyorsunuz ama gereği yok. Gittiniz arkadaşlar. Burası action house'lar, kara tahtalar. Her şeyde, her nation'da Amakna'da, işte Sfokia'da, Brakmar'da ve Bonta'da böyle bir e, açık arttırma tahtası bulunuyor. Astrup'taki ile yani şöyle göstereyim. Burada Astrup'un marketi ile e, diğer şehirlerin marketleri bir değil. Farklı. E, oradakilerle burada farklı satış e, malzemeleri bulunuyor. Ondan ikisinde fark var. Kontrol edebilirsiniz. Şöyle sıfırlayayım şuradan ayrıntı verebiliyorsunuz. Level'ını sınırlayabilir. Ücretini sınırlayabilir. Buradan ismini arattırabilirsiniz. Mesela PV diyelim. PV dedim. Arattırdım. PV ile alakalı bütün zımbırtılar çıktı. işte. yok silahaydı. Yok ne bileyim işte sword'uydu. Ayakkabısıydı. Burada bütün her şeyi var. Hmm, yok mı Burada bütün her şey var. İşte mesela düşen bazı trapper malzemeler falan şeklinde. Buradan bakabiliyorsunuz. Aynen, mesela burada bir tane resip varmış. Yemek, yani bazı şeylerin de bulunuyor böyle. Dediğim gibi crafting kısmında bakarız onlara. Ee, herhangi bir şeyi satabiliyorsunuz, sattığınızda buraya koyduğunuzda sizden bir task alır, ee, kesinti alır. Yani şuradan atıyorum, gittim, şunu koydum. Bunu koydum. Herhangi bir şey yok. 7 günlük bakın. 7'de %3, 28 günde %10 kesinti alır. Diyelim buna 100 dedim ya. Bakın, %10 kesti. Böyle yaptım. %30 kesti. Ona mı %30'du? Pardon. Yanlış söyledim herhalde. Her neyse burada bakın, bunu ve de sizden peşin alıyor. Onu da söyleyeyim. Hani üstünüzden direkt keser. Üstünüzdeki paradan koyarsınız satılırsa size 100 kamas gelir işte olay bu zaten peşin peşin taskı da ödediniz süresi dolduktan sonra da şu kısma düşer buradan alırsınız burada satılan malzemeler de buraya düşer şurada get back diye alırsınız siz kaması alırsınız buradan olay bundan ibaret arkadaşlar hani satış matış işlemleri böyle oluyor şöyle bir şey bir şeyin bir malzemenin standart bir satışı ya da alışı yok yani biri sizden uzunca satarsa mesela atıyorum gitmiş bu ne citronana diye bir şey koymuş bu mesela farmer hardus'muş bir kamasa koymuş ee, bununla bir şey yapılıyor mu? mesela buradan bakabiliyoruz şuradan mesela tıkladığınızda bu ne işe yarar bunlar ne yapılır görüyorsunuz şöyle bundan captain kukul diye bir şey yapılabiliyormuş vitality 70 arttırıyor çok gerekliymiş yani Neyin ne, ne nereden yapıldığına bakabiliyorsunuz öyle. Şuradan üstünüzde bakabilirsiniz şeye. Şuraya bak tıkladığınızda Exotic Link diye bir şey varmış. Ee, buradan sıralayabilirsiniz. Mesela ben bütün çantaları buradan sıralayayım. Şurada mesela bekliyorum. Sırala dedim. Bütün çantalar çıktı. Price'e göre sırala. Bakın mesela Red Pivi poçlar burada 40. Nation'larda, ülkelerde genellikle bir kamastan satılıyor bunlar. Hani gidip oradan alabilirsiniz. Gitmenin yolunu da anlatırım bir yer olmazsa. Ee, burada e, gözükür. Ne olduğu ne bittiği. Ama şeylere dikkat edin. Mesela atıyorum her çantanın e, kapasitesi ve şeyi farklıdır. Level da farklıdır. Mesela bu 117 level'daki bir adamı kullanabileceği bir e, çanta. 25'lik 45, kamas, 45 bin kamas gerekiyor. E, i̇yi para verilir mi? Soru işareti düşünmek lazım. Yani o seviyedeyseniz zaten 45 bin kazanıyorsunuzdur. Para dediğim gibi kazanmak kolay değil. Milletin istediği şeyleri bulmanız, onları satmanız lazım. Hani sırf böyle adam öldürerek falan e, yapamıyorsunuz. Bu arada ne işine nasıl gidilir? E, görevi takip ederseniz bir şekilde gidiyorsunuz. Şurada bakın gemi var. Astroport diye. Buradan arkadaşlar Bonta'ya gider. Bonta'dan da birçok yere gidebilirsiniz. Bonta. Şurası bu arada. Şura. Bonta'ya gidebilirsiniz. Aşa bu arada aşağı bu oyunda en azından belli yerlerde şeyler size saldırmıyor. Neydi onun adı? Moblar size saldırmıyor. Agresif değiller. Buradan şöyle tıklar. Şuradan aşağı doğru koşar. Şuradan Astroport gemiye atlar. Oradan istediğiniz yere gidersiniz arkadaşlar. Burada ne var? Badihul diye bir şey varmış. Bir ara buraya uğrayayım. Gö görev varmış orada. Bu arada level nasıl kasacağım arkadaşlar? Burada dediğim gibi ufak böyle kediler var. İlk başta onlarla başlarsınız. Daha sonra şu tarafta burada e, koyunlar var. Gobbal diye geçiyor. Burada da kuşlar var. Tofu diye geçiyor. Bunlarla devam edersiniz. Tek tek öldürürsünüz. Bura, bu arada buranın altında da şey var. E, şuradan girdiğiniz Astro'nun e, lağımları var. Kanalizasyonları. Oraya da girip orada kurtları da kesebilirsiniz. Ama ilk başta görevi yapın. Görevi yaptıktan sonra e, diğer şeylere el atabilirsiniz bence. E, i̇lk başta eşya buralardan alabilirsiniz. Çok ucuza eşyalar var. Ee, sizin klasınıza göre almanız lazım. İşte yakın mı dövüşüyor, uzak mı dövüşüyor, ne yapıyorsa ona göre. Onu nereden anlarım? Ee, i̇nternetten bazı şeyler izlemeniz lazım bence. Ama ilk başta başlayacaksınız. İşte mesela kılıç dövüşen ayoplar var. Alın, yakın dövüş basın, patlatın, geçin. Ee, burada mesela ne var? Şuradan şunları anlatayım. Burada bunları da aradan çıkartmış olalım. Burada level atladıkça bunlara puan gelecek. Neye göre vereceksiniz? İşte bu health'inizin yüzdesini arttırıyor. İşte atıyorum 100 ise yüzde 4 oluyor. 4 verdiniz. Yüzde 50 olduğunda 100-150 oluyor. Mesela ben buna bindirsem işte 3 ile çarpacak falan gibi. Elemental resistance 4 tane element var arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten tahta ile <laughs> başlayalım. 4 element var. Ateş, su, toprak, hava şeklinde ee, buradaki restansları yükselttiğinizde bunlardan aldığınız demeç azalıyor. Misal atıyorum reduce demeç bakın. 100, 136 demeci reduce ediyor. Yani yok ediyor. Bana bir 100 vurduğunda 0 vuruyor. 0 demeç vuruyor. Ee, bunları yükseltirseniz eğer ne olacak? Size bazı yaratıklar vuramayacak. Bununla alakalı esas olay. E, ee, bariyer. Bariyer de arkadaşlar bakın sol tarafta yazıyor. Diyor ki her turn'da bir defalığa mahsus, üstünüze gelen damage'in 22'sini absorb ediyor. Hani üstünüzde bir kalkan olduğunu düşünün, biri size vurdu, diyelim ki bana 150 vurdu. 150'den kaç kaldı? 14 kaldı. Biri vurdu, birinci vuruş. İşte 14, 22'sini absorb etti. İkincisi vurdu, yine 150 vurdu diyelim. Bu sefer absorb etmeyecek, ne olacak? 14'ü çakacak bana gibi. Mesela işte bir sonraki level'da iki defaymış. 22 absorb ediyor şeklinde. Aşağı inersek heal rewit, ee, e, bir bize heal atarsa onun heal'ını yüzdesini arttırıyor. Daha fazla beni heal etmesini sağlıyor. Genellikle tankların aldığı bir şey bu. E, armor and health point. Ee, armor'unuzu mu haltte yoksa haltinizi mi armora dönüştürüyor onu tam anlayamadım burada bakmak lazım. Ee, bu biraz benim için muamma oldu. Şuraya geçelim. Strength özelliği burada elemental mastery yani bütün elementlere etki ediyor. Buna verdiğinizde bütün elementler artar. Single target mastery tek bir kişiye vuran e, tek kişiye vuran uzak ya da yakın fark etmez atakları etkiliyor. Araya Master'ı alan etkili büyüler var. Onları yaptığınızda onlara etkiliyor. Mesela fecalarda ee, o şekilde baya bir ee, şey var. Ve güzeldir yani alan etkili fecalar güzeldir. Bir anda ortayı sılıp slip, ee, slip süpürürler. Ondan sonra Mela Master yakın. Tek selden vurdunuz. 2. Target 2 sel. 2 selmiş. 2 sel ve daha yakınlarda arkadaşlar e, meleğe giriyor. Ben bunu seçtim şeyde Enu'da. E, Distance Master'ı 3 sel ve daha uzak 3 ve daha uzaktaki e, şeylerden yaptığınız atakları e, yükseltiyor bu da. Hani diyebilirsiniz ki ben direkt elementere vereyim. 5 arttırıyor elementere verdiğiniz. Ama bunlara verdiğiniz 8'dir 6'dır benzer şeklinde arttırıyor. Health point direkt health pointinizi arttırıyor. 20 verdiniz 20. Üstüne 20 ekliyor. Yani 721 oluyor. Çok elzem değil bence şu. Lak, lak, lak. Lak dediğimiz arkadaşlar, savaş sırasında biri yakınınızdaki karelerden geçiyorsa, onun dezavantaja düşürme ya da e, hareket etmesini engelleme olasılığınız kilitleme şeklinde, hani adım atamıyor falan şeklinde. doçta bunun tam tersi e, hareket etmenizi sağlıyor. Eksi bir puan almadan. Genellikle mesela yürüyorsunuz. Bir e, yürüme puanınız var. MP. Move point. Yürüme puanınız var. Adamın yakından geçtiniz. E, sizden bir tane yürüme puanı yiyor. Geçebilmeniz için. Dodge bunu ödememenizi sağlıyor. Ya da karşıdaki kişinin loku yüksekse bunu ödemenizi ya da daha fazla dezavantaja geçmenizi sağlıyor. Yine shift e, olaya savaşa girdiniz. İlk önce kim vuracak? Onun olayı. Lock and dodge diyelim ki ikisini de hükmetmeniz gerekiyor. Bu daha avantajlı. İkisine de 4 veriyor. Normalde 6-6 puan alırken burada 4-4 alıyorsunuz. Daha düzgün oluyor. Force of will <laughs> pardon. Force of will, force of will arkadaşlar şu. Diyelim ki bu oyunda büyüler var. Bu büyülerden bazıları karşı tarafın atak ya da yürüme puanını düşürüyor, emiyor ya da işte bir şekilde şey yapıyor. Bunu resist rezist edebiliyorsunuz. Yani engelleyebiliyorsunuz. Lakin eğer force fieldiniz yüksekse ya da rakibinizin force fieldi yüksekse bu büyü altında daha yüksek olasılıklı bu işi başarmış oluyor. Yani atak pointinizi ya da MP'nizi düşürüyor. Ve de atak point ya da MP'niz olmazsa iş göremezsiniz. O moddasınız. Yapamazsınız, hareket edemezsiniz falan pişman Burada ne fortune'a geçtiğimizde critical hittiniz, kritik vurma ihtimali. Blok, Block e, blok arkadaşlar e, yapılan deme için yüzde bilmem ne kısmını yok eder. 100 vurdu mesela, ben de şu anda 10, yüzde 11 ama yüzde 10'unu kesiyor mesela 100 ise 90 vuruyor bana gibisinden. Blok güzel bir şey. Critical master ee, kritik vurduğunuzdaki damage'i yükseltir rear master arkadan karakterin arkasından vurulan damage'i yükseltir berserk master e, tehlikeli bir şey bu bazılarında e, bazı karakterlerde kendi kanınızı kullanarak kendi hayatınızı kullanarak karşıya vuruyorsunuz onlar da işe yarayan bir şey e, life'ınız hit point'iniz %50'nin altına düşerse bu aktif oluyor yani 8 veriyor Gayet güzel esasında. Healing Master iyileştirmeyi yükseltiyor. Rear Resistance arkadan yediğiniz damage'i azaltır. Critical Resistance kritik yemenizi azaltır. Burası ise Majörler. Majörler arkadaşlar çok değişik. Ee, özellikler e az geliyor. Öyle söyleyeyim. Zaten az gelsin. Çünkü dediğim gibi kritikler mesela bir AP veriyor. Bir atak Point. Ee, bir atak Point alabilmek için ya bir eşya ya da bir set almanız gerekiyor. Ondan şey sınırlı e, movement point and damage hem size bir movement point veriyor yürüme puanı hem 20 elementer e, damage veriyor e, range and damage bir range veriyor yani her birinin yapıldığı bir mesafe var ona bir at, bir arttırıyor mesela okçular var bunu kullanırlar kesin range and damage'i çünkü 40 da elementer master veriyor güzelmiş wakfu point wakfu pointinizi yükseltiyor Vakfı Point'i daha ben kullanmadım ne olduğunda tam aşikar olamadım. Ee, şöyle bir durum var. Ee, oyun kendini sürekli yeniliyor arkadaşlar. Önceden ben 2015'te mi ne oynadıydım? O zamankinden şu anda mapler alanlar farklı. Neredeyse tamamen farklı. Ee, ondan dolayı e, hani kendini değiştirebiliyor oyun. Karakterlerin özelliklerini değiştirebiliyor ama dediğim gibi... Hala güzel düzgün gidiyor gibi gözüküyor. Kontrol and damage. Kontrol ne işe yarıyor arkadaşlar? Kontrol e, yaratık çağıran e, karakterler var. Onları kukla gibi ya da e, başka şekilde kullanılıyor. E, o yaratık çağıran karakterler daha fazla ka e, yaratık ya da daha yüksek level yaratıklar çağırmasını sağlıyor. demek zaten damage Elemental damage. Master inflict direkt demecinizi arttırıyor bu. Evet. Sanırım. Evet. Direkt damage'inizi arttırıyor. Bu da bak mesela %10 deme arttırıyor. 300 vuracaksınız. 300 330 vuruyorsunuz. İyi. Elemental resistance bu da güzelmiş. 50 elemental resistance veriyor. Sağlam bu da. Özellikler bunlar arkadaşlar. Hell level attadığınızda bunlardan bir tanesine artı geliyor şuna ama mesela bu 75. levelda gelecekmiş bana. Ben şu anda 40 küsurum 30'da mı falan bundan bir tane geldiydi bana. Kullandım onu. AP olarak kullandım. Mesela şunu da verebilirdim ama AP ah, kalsın. Problem değil. Şunu kaldıralım. Buradan arkadaşlar zaten söyledim. Ee, söylemediğim bir belki ee, prospecting var. Prospecting arkadaşlar ee, enuların esas özelliği diyebilirim. Drop. Yani bir savaşa girdiniz. Bir şeye girdiniz. E, Drop'unuzu arttırıyor. Daha kaliteli şeyler çıkmasını sağlıyor. Kit skill. E, Kit skill'de arkadaşlar şöyle bir şey var. Kullandığınız şeylerin bazıları set item. Mesela atıyorum bunun gibi red pv set. 4 tanesini kullanırsam red pv set'in bir ayakkabı ya da beltini kullanırsam bana bir ap veriyor. E, bir mp verdiği için ay ayakkabıyı kul şeyi kullanmamışım. E, çok da gerekli değil şu anda. Daha sonra belki başka bir şey kullanır. Artıyı alırız. Force Field, Bunları söyledik söyledik. Critical Master. Bunları da az çok. Evet bunları da söyledik. İkinciler. Ee, onun dışında bir şey yok zaten. AP'miz. MP'miz. HP. Mera Master'ı. Buralara koyabiliyorsunuz bazı şey. Tıkladınız. Mesela bakın buraya geldi. Tekrar tıkladım. Gitti. Olay bu arkadaşlar. Burada da Dediğim gibi görev kasabiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz. Tamam. Ee, bu arada başlangıçta bilmeniz gereken ana şeylerden biri her bölgede arkadaşlar bir sürü bakın burada işaret var. Bunlardan zaplar, teleportlardır. Direkt gidersiniz. Bölgeler arasında da gidersiniz. Bir de şöyle şeyler var as e, Dragon Express'ler var Drago daha doğrusu Drago Express'ler de o bölge içinde gider Yani buraya tıkladığımda bu bölge içindeki Dragolar arasında seyahat yapabilirim Ona yarar bu olay e, Mesela atıyorum Monta'ya gidebilmek için Zap'ı kullanabilirim Eğer bir defa gitmişken Gitmişsem oraya bir defa gidip Oraya tıklamam lazım Mesela bakın buradaki Drago aktif değil Buraya gitmemişim önceden Onun gibi Aktif edebilmek için buradan yürüyüp böyle bunu aktif edip olayı bitirmem lazım. Ee, mesela diyelim ki buraya ilk defa geldim. Ben bontaya nasıl gideceğim? Eğer nation görevi başlamadıysa gitmeniz biraz zaman alacak. Nasıl? Buradan koşacaksınız arkadaşlar. Bir saniye. İlk önce şuradaki ilk oyuna başladığınızda gelip şuradan şu zapa sağ tıklayıp use deyip aktif edin. Şurayı da aktif edin. Geldiniz. Şuradaki Drago'yu da aktif edin. Aynı şekilde. Travel. Daha sonra arkadaşlar buradan direkt aşağı koşmaya başlayın. Buradan aşağı koşmaya başlayacaksınız. Şuraya kadar. Bakın burada zaten e Drago var. Şuradan aşağı koşacaksınız. Yolda herhangi bir şey yok. Mob, mob, mob da yok. Karakter de yok. Şuradan. Ben gittim direkt. Geldik buraya. Buradan arkadaşlar gemiye direkt gidiyoruz. Nedense gemiye herkes biniyor gidiyor tekil. Şuradan sağ tıkladığınızda el atıyorsunuz. Bakın burada yazıyor bütün gidebildiği yerler. Buradan Bontaya gittim. Bontadaki yere vardım bakın burada. Buradan koşuyorsunuz. Biraz fazla koşacağız montadan koşuyorsunuz. Bu arada grafikler bende düşe alınmasına rağmen gayet hoş bence ortam. Buradan koşuyorsunuz arkadaşlar. Buranın zapına buradan geçelim. Buranın zapına bir defa tıkladıktan sonra artık tamamsınız. Bu arada buranın da şeyi burada. Bakın hemen geldim. Buraya tıklayacağım. Çıp normalde burada olsaydı parlayacaktı. Etrafında bir küre oluşacaktı. Maşallah nasıl bir keser o. Buradan geldiniz. Buraya tıkladınız. Tamam arkadaşlar ondan sonra. Buraya bir daha gelebileceksiniz. Bir daha buraya tıklamanıza gerek yok. Hani burası açılmış olacak. Hepsini böyle gezip yapabilirsiniz. Ki ben yaptım. Hani ne oluyor? Bir şeye ihtiyaç oluyor. Oraya gidiyorsunuz. Başka bir şeye ihtiyaç oluyor. Oraya gidiyorsunuz. Hemen Buradan bakalım. Burada da bir sürü satışta olan şeyim var. Gelen bir şey var mı? Egzotik satılmış. Eyvallah. Get bekledik. İçeri aldık. Buradan bakıyorum. Şeylerde bir keleklik var mı? Bakın burada piv poçları gördünüz mü? Bir kaması satılıyor. O öteki tarafta 50 kamastı. Burada bir kamas. Siz düşünün. Hani buraya gelin. Basın gelin buraya. Burada alacağınızı alın. Rahat. başınız rahat şey yapın. Başka şeyler de alabilirim de. Şu anda gerek değil. Ufak tefek şeyler alabilirim. Mesela işte Lumberjack Box'tır bilmem nedir. Şudur budur. Ama şunu uyarayım. Mesela atıyorum. Şuna tıkladım mesela. Açıldı. Açıldı mı? Bu değil. Bunda level gerektirmiyor. Mesela Gigantic'de 30 Lumberjack olmak gerekiyormuş. Hani 30. seviye o şeyde o e, meslekte 30. seviyeye ihtiyaç duyuyor burada alabileceğim bir şey var mı bir yandan ben de bakayım kendime biraz şey çıkartayım yok gold bile yok burada en fazla lazım olan arkadaşlar bir saniye şuradan bakayım tamam param da yok zaten. Bu arada bunlar da e, hani satışa koymuşlar ya böyle. Nasıl konuluyor arkadaşlar? Geliyorsunuz. Şuradan bakın Enter and Leave, e, Heaven Back var. Heaven Back dediğimiz cennet, bak e, cennet şeyi. Buradan açtım. Evet arkadaşlar şöyle bir şey var. Siz ilk başladığınızda şu ikisi olmayacak. Bunlar ekstra konmuş şeyler. E, burası garden Jun diye geçiyor. Burası crafting ya da sale olması lazım. Crafting de şurası. Ee, burada bir sandığınız var. Sandığınızı kısım kısım açabiliyorsunuz. Ee, en son kısım böyle hakikaten bayağı bir slot oluyor ama birinci kısımda bakın şöyle. Birinci kısım bu kadar slot, ikinci kısım bu kadar slot, üçüncü kısımda artmaya başlıyor. Dördüncü kısımda daha fazla slot olacak. Bana şu gerekiyor. Detail 2 kit 2 hak kit diye bir şey gerekiyor. 33 bin yani bayağı pahalı bir şey. Ama bunu uğraşırsanız yapabiliyorsunuz. Crafting değil mi? Bir şey de yapılabiliyordu. Ee, buraya bazı malzemeleri koyabiliyorsunuz. Üstünüze taşımak istemediğiniz malzemeleri yapabiliyorsunuz buraya. Ben işte genellikle Harvest yapmışım. Şu arkadaşlar sağda solda düşebilir. Şöyle söyleyeyim. En değerlisi Garden Gem'dir. Yani hakikaten değerli. Garden Gem'dir. Eee atıyorum 40 binle ile 50 bin arasında satılıyor tamamı. Yani şu değil. Şunun bir tanesi o 10 tane olması gerekiyor. 10 tanesini birleştirdiğinizde şuradaki gem oluşuyor. Şöyle gidelim. Şuradaki gem oluşuyor. Bakın ben burada koymuşum. Bunu burada 2 tane var şu anda. 1 2. Burada da 2 tane var. 1 2. Bu muhtemelen crafting araya Dört tane şey var. Dört tane farklı şekli var. E, deko. Deko heaven. Deko heaven genellikle e, bok bir sürü koyduğunuz yer. Hani nasıldır? İşte atıyorum dekoratif şeyler şu süsler büstler gibi bir yerlerden kazandığınız onları koyduğunuz yer. Craft heaven. Crafting e, aletlerin aletleri var. E, onları koyabiliyorsunuz yani nedir mesela atıyorum un öğütme makinası işte ne dikiş makinası falan gibisinden ee, heaven garden heaven garden bir şeyler dikebildiğiniz edebildiğiniz yer bunlar ondan dolayı değerli burada e, kimseye bulaşmadan etmeden istediğiniz ekip dikebiliyorsunuz ama yavaş büyüyorlar onu göz önünde bulundurun ee, ve xp almıyorsunuz yani xp alamıyorsunuz merchant heaven merchant heaven da arkadaşlar şu tarzda, bak display case bu pencere. Buradan açıp, burası satışa 3 üç, üç parça bir şey koyabiliyorum. Bunları koyabildiğiniz yer. Bu alana her şeyi koyabilirsiniz. Problem yok. Ama bu alana sadece, nasıl söyleyeyim yani dekoda koyarsınız da buraya craftingleri koyabilirsiniz. Öyle bir durum var. Daha mı artı veriyor bilmiyorum ama dediğim gibi belki de Bilmiyorum cidden. Hani aradaki farkı bilmiyorum. Yani normal dekor dekoratif sadece dekora yarıyor. Dekoratif şeyler koyabiliyorsunuz. Belki yani crafting de artı veriyordur ya da xp veriyordur. Olabilir. Olay bu arkadaşlar. bayağı bir çena patlattık. Burası sizin özel yeriniz. Kimse şuraya giremez. Hani dostunuz olsa bile şuraya giremez. Şuradan ayar yaparsınız. Buraya dersiniz ki kilitle, kilit aç. Kilitlerseniz hiç kimse giremez sizin şeyinize, bu alanınıza. Şuradan yetki verebilirsiniz. Herkes işte girebilsin bakın bunlara. İşte yok guild'dekiler sadece girebilsin, kullanabilsin. E, çünkü eğer kullansın derseniz gelip bunları da harvest edebilirler, hani kesebilirler, dikebilirler buraya. E, ben mesela sadece benim başka bir hesap var. Ona izin vermişim. Dediğim gibi şuradan kırabilirsiniz. Buradan da bir varsa onu dışarı atabilirsiniz. O özellik geliyor. Şuradan crafting management konsol var. O kısmı denemedim, hiç bilmiyorum. Görürsem söylerim. Burada da kamasla alakalı bir şey var. O. Ha bir ara buradan bir şey satılmış. Benim satıştan onu gösteriyor. İşte şu kadar para kazanmışım. Zamanını falan gösteriyor. Ne olmuş, ne bitmiş şeklinde. Evet arkadaşlar e, hani ilk başlangıçta görmeniz gereken şeylerden bir kısmı bunlar Hani eğer kafanıza takılan bir şey varsa sorun onunla alakalı bir şeyler çekmeye çalışırım e, Türk fazla yok ama güzel oyun e, takdir edene Tabii ki e, dediğim gibi hani oyun güzel ama Türkçe kaynak çok az var. Hani bir şekilde bununla alakalı bir şeyler yapayım dedim. Hani sürçü lisan ettiysem de yanlış bir şey söylediysem aff olan düzeltin sevinirim. Hani bir şekilde e, faydalı olmaya çünkü ben de mesela 2015'te oynadıydım bunu. Uzun süreden beri ilk defa oynuyorum. E, bir şekilde hani siz de faydalanabilin istedim olduysa ne mutlu çünkü İngilizce kaynak bile bulmak zor yani çok fazla anlatılmış değil ee, daha sonra güncel bilgi yok ben güncel bir şeyler ortaya koyayım dedim en azından mantığıyla alakalı koyduk evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar tavsiye etmeyi unutmayın abone değilseniz de bir zahmet abone olun ee, bir sonraki bölümlerde rehberlerde ve benzerlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hepinize iyi oyunlar.